İnternet ve KCK davasına tersten yaklaşan sistem Kürtlerin sabrını zorlamaya son haddine kadar sıkıştırmaya çalışmaktadır. Ana dilde savunma gibi en insani talebe bile gözlerini kulaklarını tıkayan devlet son bir ayda 40'a yakın Kürt gencinin de kanına girmiştir. Seçim sonrasına kadar ateşkes ilan etmiş olan PKK'nin üzerine topla, tüfekle, helikopterle gitmiş, o da yetmezmiş gibi zehirli gazlar kullanarak Kürt gençlerini imha etmeyi hedeflemişti. En son 12-13 Mayıs günleri Şırnak'taki çatışmalarda bu yolla 12 Kürt genci hayatını kaybetmiştir. Her şeyden önce tüm halkımızca bilinmelidir ki bu ölümlerin yegane sorumlusu AKP ve Başbakan Erdoğan'dır. Uzatılan barış elini her fırsatta geri tepen, yine ve her fırsatta Kürtlere ve onun yasal meşru temsilcilerine dil uzatan Başbakan, Kürt gençlerinin ölümlere karşısında üç maymunları oynamaya devam etmiş. Bu duruşuyla operasyonları, ölümleri ve imha siyasetini onayladığını tescil etmiştir. Operasyonlar olmasın. Bu ülkede ne Türk çocukları ne Türk çocukları ölmesin diyoruz. Ama bundan nemalananlar her tarafa saldırıyorlar. Sırf seçimde 3 puan daha kazanmak için Türk gençlerinin ve Türk gençlerinin kanı üzerinden siyaset yapıyorlar. Bunlara prim vermeyelim. Bunları kabul etmeyelim. O yüzden en doğal, en insani taleplerimizi dile getirirken her zaman kazananlar mazlumlar olmuştur. Her zaman kaybedenler gerçekten zulmedenler olmuştur. Bunu görüyoruz. Mısır'da gördük Hüsnü Mübarek'i. Libya'da görüyoruz Muammer Kaddafi'yi. Suriye'de görüyoruz Beşar Esad'ı. Ve nasıl ki bu sistem Tansu Çiğleri tarihi çöplüğüne attıysa, bu sistem Tayyip Erdoğan'ın bu inkarcı, imhacı, savaşçı dili bir mutlaka ve mutlaka tarihi çöplüğüne atacaktır. Seninle izleyeceğim. Düşen iş bana kal. Seninle.